Metin Hoca'dan herkese merhabalar sevgili arkadaşlar. Bu videomuzda 10. sınıf tarih, 1. dönem 1. yazılıya hazırlık çalışması yapacağız. Yazılının özelliği şudur arkadaşlar. 6 sorumuz var. 6'sı da klasiktir ve cevap anahtarlıdır. Açıklama kısmında size bir telegram linki bırakacağım. O linkten cevap anahtarlı bir şekilde indirip tekrarlarınızı yapabilirsiniz arkadaşlar. Açıklayacağım hepsini, bütün soruları tek tek. Hemen hızlı olsun diye hepsini cevap anahtarlı hazırladım. Ve cevap anahtarlı bir şekilde de dediğim gibi gruba Atacağım arkadaşlar ve bir tane de karışık yazılı hazırladım. Mix yazılı hazırladım. O da yine linkini açıklama kısmında görebilirsiniz. Dedikten sonra isterseniz hemen yazılımıza başlayalım. Arkadaşlar Mengücekler hakkında bilgi veriniz demiş ilk sorumuzda. Şimdi arkadaşlar 1071 Malazgirt Savaşı'ndan sonra birinci dönem Türk Beylikleri başlıyor. Ve bu birinci dönem Türk Beyliklerinden bir tanesi de e, Mengücekler'dir. Mengücekler Mengücek e, Alparslan'ın komutanlarından Mengücek Ahmet Gazi tarafından kuruluyor. Sultan Alparslan Malazgirt Savaşı bittikten sonra komutanlarına diyor ki fethedilen yer fetheden komutanındır. Amaç ne? Anadolu'yu Türkleştirmek. Birinci ünitemizdir bu. Ee, 1071-1228 tarihleri arasında e, hüküm sürüyor e, Mengücekler. Erzincan, Kemah, Divri ve Şebin Karahisar civarında hüküm sürmüşler. Arkadaşlar Gürcüler ve Rumlarla savaşmışlar. Trabzon Rumlarının güneye inmesini engellemeye çalışmışlar ve önlüyorlardı. E ee, tabii Mengücek Gazi'nin oğlu İshak'ın ölümünden sonra taht kavgaları yaşanıyor ve daha sonra e, merkezi otorite bozulduğu için e, devlet, devlet doğrusu Beylik, Erzincan ve Divriği kollarına ayrılıyor. Erzincan kolunu 1. Alaaddin Keykubat ki 1. Alaaddin Keykubat biliyorsunuz Türkiye Selçuklu devletinin en parlak dönemini yaşadığı e, hükümdardır. Eee 1. Alaaddin Keykubat döneminde Erzincan kolu ortadan kaldırılıyor. Divriği kolu da 1252 yılına kadar Türkiye Selçuklu Devleti'ne bağlı olarak siyasi hayatına devam ediyor. Hocam ya beyliği kurmuşsun Anadolu'yu Türkleştirmişsin. Neden bunlar bu beyliklere teker teker son veriyor? Temel amaç Anadolu Türk siyasi birliğini sağlamaktır arkadaşlar. Bir daha söylüyorum temel amaç Anadolu Türk siyasi birliğini sağlamaktır. Şimdi en önemli bilgimiz aslında burada. Son maddemiz de şurada. Ee, arkadaşlar Mengücekliler UNESCO tarafından dünya kültürel miras listesine eklenen Divriği Ulu Cami ve Darüşşifasını yapıyorlar ve bu günümüze kadar ulaşıyor ve günümüzde de UNESCO, Birleşmiş Milletler'e bağlı UNESCO tarafından koruma altına alınmış ve dünya kültürel miras listesine de eklenmiştir. Arkadaşlar Mengücekliler hakkında bu bilgileri verebiliriz. Ee, tabii gelmezse ne gelir? Arkadaşlar ilk Türk Beyliklerinden Danişmentler gelebilir. Çaka Beyliği çok kolay. İlk denizci Türk Beyliği de biliyorsunuz. Danişmentler gelebilir ya da Artuklular işte Malabadi Köprüsü'nü inşa etmeleri, Saltukluların Mama Hatun Külliyesi ve Tepsi Minareyi yapmaları mimari eser olarak ve Anadolu'yu bayındır hale getirme açısından önemli bizim için. Evet kıymetli kardeşlerim, sevgili arkadaşlarım. İkincisi, ikinci sorumuz yine Türkiye Selçuklu Devleti Devlet Yönetimi ve Ordu başlığı altında çıkan bir sorumuz devlet idaresinde vezirden sonra gelen bu makamı idare edene naibi sultanı denildiği önde gelen devlet adamları ve komutanlar arasından seçilen ve hükümdar başkentte olmadığı zamanlarda devlet işlerini yürüten ve hükümdara vekalet eden kişi kimdir? Niyabeti i Saltanat niyabet -i Saltanat hakkında bilgi veriniz demiş. Arkadaşlar Niyabet-i Saltanat Osmanlı devlet, Osmanlı anlat anlat artık Osmanlı deyip Türkiye Selçuklu Devleti döneminde devlet idaresinde vezirden sonra gelen makam, kurum. Bu makamı idare eden kişiye biz Naibi Sultan, Niyabeti Saltanatın yöneticisi Naibi Sultan adını veriyoruz. önde gelen devlet adamları ve komutanlar arasından seçilir bu. Yani sen canım çok sıkıldı bugün Naibi Sultan olmak istiyorum. Vallahi bana ne bana ne. Ya diyebileceğiz bir ortam değil bu zaten. İlla bir şanınız, bir kahramanlığınız, bir makamınız, mevkiniz olacak. Demek ki her dönemde böyleymiş bu işler. Arkadaşlar bunlar dediğim gibi hükümdar başkentte olmadığı zaman devlet işlerini yürütüyor ve hükümdara vekalet ediyor. Niyabet-i saltanatla ilgili verebileceğimiz bilgiler de bundan ibarettir sevgili arkadaşlar. Evet devam ediyoruz. Türkiye Selçuklu Devleti toprak yönetimi hakkında bilgi veriniz demiş bize. Güzel soru. Yine birinci üniteden gelen bir sorudur arkadaşlar. Şimdi Türkiye Selçuklu Devleti. Arkadaşlar toprakları miri arazi, has arazi, mülk arazi, iddia toprakları ve vakıf toprakları olmak üzere çeşitli birimlere ayırıyorlar. Eğer bir yerde bir ordu daha bir toprak yönetiminde yani ne olursa olsun eğer bir bölümlere ayırma varsa temel amaç daha rahat yönet, daha rahat idare et. Amaç budur arkadaşlar. Miri arazi devlete ait arazilerdir. Türkiye Selçuklu Devleti'nde devlete ait arazilere biz miri arazi diyoruz. Bu devletin malı. Şahıs, padişah, ondan sonra kişi, kişiler veya hiç kimse değil bunlar devlete ait arazilerdir. Peki hocam, sayın hocam has topraklar nedir? Adı üstünde hükümdara has topraklar. Geliri hükümdara ayrılan topraklara hükümdara has topraklar denir. Yani has topraklar denir. Bu şekilde bağlayın. Peki hocam mülk arazi nedir? Arkadaşlar göstermiş oldukları başarılarından dolayı devlet adamlarına verilen arazilerdir. Mülk arazi, arazi ise. İktidar toprakları da arkadaşlar maaş karşılığı devlet memurları ve ordu mensuplarına verilir. Yani e, sen diyor ki maaş al sana diyor şuradan iki dönüm tarla al kardeşim sana yüz bin altın verecek halimiz yok. Maaş karşılığı devlet memurları ve ordu mensuplarına veriliyor. Bak ama iddia topraklarının şöyle bir özelliği var. Osmanlı'da biz buna aslında e, tımar sistemi diyoruz. Tımar toprakları var arkadaşlar. İktidar topraklarının belli bölümlerinde e, atlı asker yetiştiriyorlar. Normalde diyor ki işte bana vergi ver ama burada vergi sistemi yok. Vergi yerine atlı asker besliyorlar. Devletin kasasından para çıkmadan savaşa hazır bir ordu meydana getiriliyor. E, ayrıca bunlar bulunduk ikna sahipleri bulundukları e, bölgelerde asayiş sağladığı için merkezi otorite sağlanıyor. Vergi topladıkları için vergi denetimi sağlanıyor. İktidar toprakları bu bakımdan önemli. Peki vakıf nedir? Vakıf adı üstünde vakıf ya. Hayır işleri. Hayır hayır. Hayır derken hayır falan değil. Hayır, yardımlaşma. Arkadaşlar gelir geliri eğitim, sağlık, sosyal gibi alanlara ayrılan topraklardır Bunları vakfedemezsin, miras bırakamazsın. Ya ben sana veriyorum, sana devrediyorum diye bir şey yok burada. Gelirini hayır işlerine harcıyorlar vakıf topraklarının. Vakıf topraklarının gelirleriyle toplanan vergileriyle köprüdür, çeşmedir, hastanenin yani Darüşşifa hastanedir, medrese yani okuldur birçok yapı inşa ediliyor ve Anadolu bayındır hale geliyor. Vakıfların insan ihtiyaçlarını karşılama noktasında vakıf topraklarının çok önemli olduğunu ifade edebiliriz arkadaşlar. Evet geçiyoruz dördüncü sorumuz. Bu da arkadaşlar yine birinci ünitemizden Haçlı seferlerinin dini sonuçlarını yazınız demiş bize. Şimdi çeşitli nedenlerden dolayı arkadaşlar 11 ve 13. yüzyıllar aralığında Hristiyan dünyasının Müslüman dünyasına, İslam dünyasına karşı düzenlemiş olduğu seferlere biz Haç seferleri diyoruz. Şimdi Haç seferlerinin nedenlerinden bir tanesi Hristiyanlığı yaymaktır, Papalığın dini nedenlerinden bir tanesi. E, papalık e, tabi bu amacına üçüncü maddeyle ulaşıyor. Avrupa dışında misyonerlik kurularak Hristiyanlık dini Asya ve Afrika'da yayılmaya başlıyor. Hocam misyonerlik nedir? Arkadaşlar misyonerlik e, çeşitli dinlerin kendi dinlerini başka ülkelerde yaymak için yapmış oldukları zararlı faaliyetlerdir. Bir artısı yok ama dini sonuçtur diyebiliriz Haçlı Seferleri açısından. Şimdi Katolik Kilisesi savaşlar, sonu, Haçlı Seferleri sonucunda zayıflıyor ve din adamlarına olan güven sarsılıyor. Adamlar endürijans veriyor. Cennetten tapu satıyor. Diyor ki alın şu tapuyu savaşta ölürseniz cennete gideceksiniz. Adam bir ölüyor pıt nereye geldim lan ben. Hani kafa gidiyor bir arkadaşlar ufaktan. Ee, Tabi din adamlarına olan güven sarsılınca Katolik Kilisesi zayıflayınca arkadaşlar... Ee, papa ve kilise baskısı da kalkınca Skolastik düşünce zayıflıyor Skolastik düşünce nedir hocam Arkadaşlar skolastik düşünce kilise öğretisi Kilise düşüncesidir Gerici düşüncedir ya hadi sizin kafanızda söyleyeyim Salakça düşünce salakça Bak pozitif düşünce yani bilimsel düşünceye göre Dünya yuvarlaktır hem kendi etrafında dönüyor Hem de güneşin etrafında dönüyor Peki bunlar ne diyor skolastik düşünceye göre Dünya düzdür Tepsi şeklindedir Bir öküzün boynuzları üzerinde duruyor Ondan sonra çok gidersen düşersin kardeşim. Ya artık yani yani yok artık. Tabi e, tabii Haçlı seferlerinin kültürel sonuçları aslında bu skolastik düşünceyi zayıflatıyor. Matbaa gidiyor Avrupa'ya baba. Matbaada İncil'i çoğaltıyorlar. Latince'ye çeviriyorlar. Reform hareketlerinden bahsediyorum. E, bir bakıyorlar ki İncil'de, e, İncil'de yazan şeyler şey, kilisenin söyledikleriyle uyuşmuyor baba. İncil'de böyle bir şey demiyor. Yok böyle bir şey. Yalan söylüyorsunuz o zaman skolastik düşünce arkadaşlar zayıflamaya başlıyor. Çünkü papa ve kilise baskısı kalktığı için artık insanlar özgürce düşünebiliyor. Bilimsel çalışmalar yapılabiliyor. Bu da skolastik düşüncenin gelişmesinde önemli katkı sağlıyor diyebiliriz arkadaşlar. Evet 5. sorumuz arkadaşlar 2. ünitemizden Orhan Bey döneminden. Orhan Bey dönemi hakkında bilgi veriniz demiş bize. Ben de burada arkadaşlar maddeler halinde size bu bilgileri verdim. Şimdi yazacağım e, sıfırdan çok vakit kaybı olacak. 30 dakikalık video olacak. Hiç gerek yok. Şimdi Sultan unvanını ilk kullanan hükümdarımız Orhan Bey'dir ama Osmanlı Devleti döneminde. Türk İslam Devletleri tarihinde Sultan unvanını ilk kullanan kişi Gaznelilerin en parlak dönemini yaşadığı Sultan Mahmut dönemidir. Arkadaşlar 1326'da Bursa'yı alarak başkent yapıyor. Babası Osman Bey niyetleniyor ömrü yetmiyor. Orhan'a vasiyet ediyor. Orhan Bey de gidip Bursa'yı alarak başkent yapıyor 1326 tarihinde. Arkadaşlar 1329'da Bizans İmparatoru Andronikos ile yaptığı Maltepe Savaşı, diğer bir adı Palekonon Savaşı'dır. Bu savaşı kazanarak İznik'i alıyor ve bu sefer izni başkent yapıyor. Ya hocam çorap mı bu ikide bir, bir başkent değişiyor? Sevgili arkadaşlar fetih yönü batıdır. Batıya doğru Osmanlı Fet, fetih hareketinde bulunduğu için sürekli batıya doğru başkentini değiştiriyor. Çünkü savaşlarda gelecek destekler, gelecek yardımların daha kısa sürede ulaşılması hedefleniyor. Bu başkent değişikliğinin amacı budur. Osmanlı Devleti'nde devlet işlerinin görüşülüp tartışıldığı meclise biz ne diyoruz? Divan Teşkilatı diyoruz. Divan Teşkilatı'nı kuran e, Osmanlı Sultanı Orhan Bey'dir arkadaşlar. Tabi devlet artık büyüdüğü için orduya da ihtiyaç var. Gaziler var tabi böyle. İzbandut gibi vurduğunu oturtan çaktığı tokatın kafatasını çatlatan adamlar var babacım ama Yine de düzenli bir orduya ihtiyaç var. Nedir o? Yaya ve Müsellem. Baba bu adam Yaya ve Müsellem adıyla ilk düzenli orduyu kuruyor. İlk düzenli orduyu kurması askeri alanda yapmış olduğu bir çalışmadır. İlk divan teşkilatını kurması bürokrasi de diyebiliriz, siyasi de diyebiliriz. İlk vezirlik makamını kuruyor. ilk vezir Alaaddin Paşa'dır. İlk gümüş parayı bastırıyor. Ama Osmanlı'daki ilk para Osman, Osman Bey döneminde basılıyor. Bakır'dan. E, bakır'dan gümüşe geçiş yapmışız hocam. Arkadaşlar o zaman ekonominin geliştiğini söyleyebiliriz. İlk medrese kuruluyor İznik'te. Arkadaşlar medrese eşittir eğitim. Medresenin kurulması eğitim alanında çalışma yapıldığını bize gösterir. İlk iskan politikası uygulanıyor. Sevgili Metin Hocam nedir iskan politikası? Arkadaşlar iskan politikası Osmanlı Devleti'nin Anadolu'daki göçebe Türkmenleri Rumeli'de fethettiği bölgelere yerleştirdiği politikanın adıdır. Bu politika ile birlikte... E, Balkanlarda Türk nüfusunun arttığını, Balkanların Türkleştiğini, İslamiyet'in yayıldığını Ondan sonra Cim Anadolu'daki göçebe Türkmenlerin Rumeli'de yerleşik hayata geçtiğini en önemlisi fetihlerin yapılan fetihlerin kalıcı hale geldiğini söyleyebiliriz. Fethetmişsin hepsi Arap, fethetmişsin hepsi Hristiyan, fethetmişsin yönetemezsin baba. Türk lazım, Müslüman lazım, bizi anlayan adamlar lazım. Çin pekalesi alınıyor, Rumeli'ye geçiş yapılıyor. Baba Çin pekalesi nasıl aldık, savaştık mı savaşmadık? Bu dönemde Bizans İmparatoru Kanta Kuzen rakipleriyle taht mücadelesine giriyor. Sesli mesaj atıyor WhatsApp'tan Orhan Bey. Diyor ki Orhan abi, Orhan abi düş. E, ocağına düştüm diyor, kurtar beni diyor. Ne oldu? Tek cevap. Tabii baba ya güçlü Orhan Bey. Diyor ki rakiplerimle taht mücadelesine girdim. Ne olur bana yardım yap. Diyor ki neden yardım edeyim? ya diyor babacım sen yardım et. Ben yapacağım bir şeyler. Arkadaşlar Orhan Bey e, Kanta Kuzen'e yardım gönderiyor. Kanta Kuzen tahtını korumayı başarıyor. Bu yardım karşılığında Çin pekalesini Orhan Bey'e hediye ediyor. Diyor ki kanka tahtımı korudum diyor. Git bakalım Çimpe diyor. Ne var orada? Bir hediye paketi yapmış falan. Kurdela cool murdele. diyor ki bu kale senin. Çimpe Kalesi'nin alınmasıyla Osmanlı Devleti Rumeli'ye geçiş yapmıştır. Çimpe Kalesi Orhan Bey döneminde alınmıştır. Çimpe Kalesi'nin Çimpe Kalesi Osmanlı Rumeli'deki yük toprağıdır. Ve Osmanlı Devleti Çimpe Kalesi'nin alınmasıyla Rumeli'ye geçiş yapmıştır. Kalesi oğulları beyliğine son veriliyor. Hocam Osmanlı Devleti'nin kısa sürede büyüyüp gelişmesine etkili olan nedenler vardı. Nedir bunlar arkadaşlar? Bunlar e ee, mesela ilk dönemde diğer beyliklerle mücadele etmemesi bir nedendi. Hocam Karasiyolları beyliğini almış. Amaç Anadolu Türk siyasi birliğini sağlamaktır. Karasiyolları beyliğinin alınması Osmanlı Devleti'nin Anadolu Türk siyasi birliğini sağlaması yolunda attığı ilk adım. Karasiyolları beyliğinin donanması var. Karasiyolları beyliğini aldıktan sonra da Osmanlı Devleti donanma sahibi olmuştur diyebiliriz arkadaşlar. Umarım anlıyorsunuzdur. Evet, Osmanlı Devleti kurulduğu yıllarda Bizans'ın genel durumu nasıldı? Metin hocayı dinleyen buna ne cevap verir? Genel durumu nasıldı? Hocam çok iyi sayılmazdı. <laughs> yani direkt net 5 puan. Ben veririm. Ha. Bak yaratıcı cevaba tam puan veririm. Ben onu söyleyeyim yani. Bizans'ın genel durumu nasıldı? Çok kötüydü. Bir de 4-5 tane o arka arkaya koyuyor. Psycho öğrenciler var ya, alfa öğrenciler var. Tabii siz çalıştınız o kadar arkadaşlar. Artık öyle cevaplar vermezsiniz. Osmanlı Devleti kurulduğu yıllarda Bizans'ın genel durumu arkadaşlar olumsuzluk getirin aklınıza aklında da hocam berbattı, çok pisti falan değil ha. Arkadaşlar otorite boşluğu var. Sürekli taht kavgaları var. Taht kavgalarından dolayı imparator adayları kafasını kaldırıp devlet işleriyle uğraşmadığı için müthiş bir otorite boşluğu var. Bizans valileri, valileri, vali biz buna ne diyoruz? Bizans valilerine tekfur adını veriyoruz. Tekfurlar halka baskı uyguluyor. Ağır vergiler alıyorlar, halk bükmüş. E daha önce gerçekleşen haçlı seferleri var. Amacından sapıp gelip İstanbul'u yağmalayıp yıkanlar var. Halkın üzerinde haçlı seferlerin olumsuz etkisi bulunmakta. Anadolu'daki otoritesi zayıflamış. Türkler gelmiş kapıya, batıya kadar dayanmış. E Bizans'ın genel durumu nasılmış demek ki? Kötüymüş arkadaşlar. Şimdi ben size birkaç tane daha bir şey söyleyeyim. Birinci dönem Türk beyliklerinden özellikle Artuklar, Saltuklular, Danişmentler, Mengücekleri zaten açıkladım. Bunlara lütfen bakın. Haçlı Seferleri'nin nedenlerine ve sonuçlarına lütfen bakın soru gelir. Türkiye Selçuklu Devleti kültür ve uygarlığa lütfen bakın arkadaşlar soru gelebilir. E, i̇kinci üniteyi işlediyseniz eğer Osman Bey ve Orhan Bey dönemleri özellikle Ankara Savaşı 1402 Ankara Savaşı'na e, bakın oradan soru gelebilir arkadaşlar. Açıklama kısmında bu kağıdı olduğu gibi indirebileceğiniz bir telegram linki bırakıyorum oradan indirin arkadaşlar e, kanala girin orada dosyalar bölümüne girin bunu indirin. Bu bir. İkincisi, full tekrar çalışmaları izleyin lütfen. Kanalımda full tekrar çalışması da var, süper özet var kanalımda. Onlara bir bakın. Ondan sonracığıma. Bol bol tekrarınızı yapın. İnşallah yüz alırsınız. Kaç aldığınızı çok merak ediyorum. Elimden gelen bu. Bir tane de mix hazırlıyorum. O mix de açıklama kısmında olacak. Lütfen onu da kaçırmayın, onu da bir izleyin. Orada doğru yanlış, boşluk doldurma vesaire var. İşinize yarar diye düşünüyorum arkadaşlar. Benim anlatacaklarım bu kadar. Açıklama kısmında lütfen bir göz atın orada işinize yazacak bilgiler olduğunu düşün, eminim yani. Destek verdiğiniz için izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Cansınız. Sizleri çok çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.